Herkese merhaba. Bugün sizlerle taptaze doğal bir mama yapacağız. Uzun zamandır mama videosu paylaşmıyorduk. Yeni doğal ortamımızda bir mama yapacağız. Gerçekten organik bir mama. Bakalım küçük dostlarımız beğenecek mi? Özellikle yeme problemi olan kedi ve köpekler var. Ortak bir tarif hazırlayacağız onlar için. Hadi şimdi videoya geçelim. Bayağıdır da mesaj alıyorum bu yemek videosu, yemek tarifleri verebilir misiniz gibisinden. Şimdi malzemelerimizi tanıyalım bakalım neler var. Hindili bir mama yapacağız. Malum yaz aylarındayız. Sıcaklar çok. Alerji şey olmasın. Patatesimiz var. Havucumuz var. Biraz pirincimiz var. Maydanozlarımız var. Dana işkembemiz var. Zeytinyağımız var ve yumurtamız var. Bu besin maddelerinden bol içerikli taptaze bir mama hazırlayacağız. Umarım beğenirsiniz. Önce ana besin maddesi olan hindimizle başlıyoruz. Hindimizi, hindi göğüs bu arada. Hindimizi kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Evet. Besin madde içeriği yüksek hindimizin. Bu arada kediler için yapıyorsanız eğer daha küçük parçalara ayırabilirsiniz. Ben hem kedi hem köpekler için yapacağım için biraz daha büyük parçalara ayırıyorum. En son blenderdan geçireceğim. Şimdi hindi göğsümüzü doğrama işlemimiz tamamlandı. Tenceremizde önceden bir su koymuştuk yaklaşık 1 litre kadar. Şimdi buraya gönderiyoruz hindi göğsümüzü. Burada güzelce haşlayacağız. Onun akabinde sakatatımız var. Dana işkembe zaten kuşbaşı şeklinde doğranmış. Onlardan da bir miktar gönderiyoruz. Havucumuz var. Muhteşem A vitamini deposu. Tarifimizin içerisinde havucu da doğruyoruz böyle küçük küçük. Biliyorsunuz A vitamini gözlere de iyi geliyor. Yani şöyle söyleyeyim, evde de hazırlayabilirsiniz. Dengeli biçimde hazırlamak önemli olan. Yani gidip sadece et değil de arada işte sebzeler de olursa çok daha iyi olur. Şimdi havucumuzu da yani çok fazla doğramıyoruz havucu. Şeker oranı da yüksek aynı zamanda. Gönderiyoruz tenceremizin içerisine. Şimdi patatesimiz var. Patatesimizin dış kabuğunu soyuyoruz. Çok fazla patates koymuyoruz. Az bir miktarda koyuyoruz. Mide bağırsak sistemini desteklediği için nişastası yüksek ama bayağı da bir faydası var. Patatesimizi de yine küp küp doğruyoruz. Küçük küçük. Patatesimizi de gönderiyoruz. Karışımımızın içerisine. İnsan tüketimine uygun aslına bakarsanız bu gıdamız. Patatesi de gönderdik. Şimdi sırada pirincimiz var. Bazıları hayvanlar neden tahıl yer falan gibi moda giriyorlar. Yani aslında bu kullandığımız tahıl çok çok az bir miktarda. Sonuçta doğal ortamda da tahıl yiyorlar. Hayvanlar bitkilerin tohumlarını yiyorlar. Başakçık kısımlarını yiyorlar. Az bir miktarda yani yaklaşık yarım çay bardağı kadar da pirincimizi gönderiyoruz. Çünkü pirincin de yine mide bağırsak sistemine çok çok büyük faydası var. Şimdi bunu bu karışımımızı şöyle yakından çekelim isterseniz. Bu karışımımızı ocakta kaynatıyoruz güzel bir şekilde. Birazdan kaynamaya başlayacak. Şu an henüz kaynamadı. Kaynamaya başladıktan sonra da diğer
Ekstra ekleyeceğimiz zeytinyağı var. Ondan sonra yumurtamız var. Maydanozumuz var. Onları ekleyeceğiz. Ondan sonra çok güzel bir mama olacak. Mamayı da denetecek dublörümüz var. Onu da birazdan göstereceğiz. Yumurtayı da haşlansın diye içerisine atmıştık. Haşlandı şimdi. Yumurtayı çıkartıyoruz. Birazdan soyacağız. Soğuduğu zaman. Bu arada zeytinyağımız var. Yarım çay bardağı kadar. Zeytinyağımızı da ekliyoruz. Sindirimi kolaylaştırması adına. Faydaları da çok biliyorsunuz. Şimdi aslında şöyle bir kıyaslama yapıyor insanlar. Hani bu kuru mama mı daha kaliteli veya lezzetli, daha sağlıklı, yoksa bu yapacağımız mama mı? Aslında şöyle bir şey. Her gün yapabiliyorsanız, yani pişirebiliyorsanız bu şekilde vermeniz, güzel bir şekilde öğünleri ayarlanmış, dengelenmiş besin içeriği o şekilde olabilirse daha iyi. Ama veremiyorsanız eğer kuru mama da hani sizin için pratik oluyorsa onu da verebilirsiniz. Yumurta da soyuyoruz. Bu arada yumurtanın kabuklarını da koyuyorum çünkü yumurta da kabuklarında kalsiyum deposu. Kalsiyum açısından çok zengin. Yumurtanın kabuklarını içerisine atıyorum. En son blenderdan geçireceğim zaten. Bunların hiçbir önemi yok. Yumurtada kayısı olmuş. Pardon, şeftali mi diyorlar, kayısı mı diyorlar. Bayağı güzel. Biraz da içerisinde harmanlansın. Genellikle küçük kırk köpeklerde bir kuru mama yeme problemi oluyor. Gerçekten hani zaten hasta sahiplerimizden de duyuyoruz. Kuru mamanın üzerine ya işte tavuk parçası ekliyoruz, ya konserve ekliyoruz, ya yoğurt ekliyoruz. Yani kuru mamayı direkt yemiyorlar. O yüzden bu şekilde öğünler hazırlayarak da kendiniz verebilirsiniz. Sırada maydanozumuz var. Maydanozu doğruyoruz. Yine maydanozu da küçük küçük doğruyoruz. Sapını atmıyoruz. Zaten yemeğimiz yaklaşık bir 20-25 dakika kadar. Aynen öyle. Maydanozumuzu da atıyoruz. Birazdan blenderdan geçireceğiz. Blenderdan geçirdikten sonra tadım testine sunacağız. Şöyle bir yakından alalım mamamızı. Bol içerikli, taptaze, lezzetli mi lezzetli mi mamamız. Kediler için blenderdan geçiriyoruz. Köpekler için soğuduktan sonra bu şekilde verebilirsiniz. Su oranı da yüksek. Bu şekilde su alımını da destekliyor. Çok güzel bir mama oldu. Mamamızı blenderdan geçirdik. Soğumaya bıraktık. Dublörümüz de güzel bir şekilde yedi. Tabağında hiçbir şey kalmadı. Silip süpürdü. Şimdi mamamızın kıvamını şöyle göstereyim ben size yakından. Ben büyük kırk bir köpeği hazırladığım için içerisinde ufak tefek taneler var. Biraz taneli bıraktım çünkü çiğnemeyi seviyorlar onlar. Eğer siz küçük kırk bir köpeğe veya kediye verecekseniz bu tarifi tamamen blenderdan geçirin. Bir de ben bu tarifi haftada bir veya iki defa yapıyorum çalıştığım için. Eğer sizde vaktiniz olmuyorsa Happy Tail'ın günlük öğünlerini hazır bir şekilde kapınıza kadar geliyor. Bunları sağlıklı bir şekilde yedirebilirsiniz. Bu mama tarifimizi faydalı bulduysanız beğen tuşuna basıp paylaşmayı unutmayınız. Ayrıca hala kanala abone olmadıysanız abone olup zile basmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sağlıklı günler.